zengin bir arazi tüccarıydı. İşinin yoğunluğu arasında farz namazlarının çoğunu evinde kılardı. Ramazan oruçlarını da tutardı. Fakat çok cimriydi. Bu kerim ayda fakirleri doyurmaz, sadaka vermezdi. Komşuları ondan daha fakir olmalarına rağmen bu mübarek ayın çoğu gününde fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılardı. Bu adam dinine bağlı, güzel ahlaklı bir kızla evlendi. Eşinin güzel ahlakı ve ona Kur'an ve hadis ezberi yapmayı teşvik etmesi neticesinde adam cimrilikten uzaklaşmaya başladı. Fakir ve ihtiyaç sahiplerinin neler yaşadıklarını anlamaya başladı. Eşi ne söylese güzel ahlakı ve davranışı yüzünden adam ikna oluyordu. Evleneli 5 yıl olmuş, hala çocukları olmamıştı. Birçok yol deneyip bir sürü doktora gittiler. Bu uğurda çok para harcadılar. Bunların hepsi ölmeden önce baba kelimesini duymak içindi. Tek dileği buydu. Fakat Allah onun için başka bir şey murad etmişti. 15 yıl geçmiş, artık bu duruma alışmışlardı. Çocukları olmadan yaşamaya alışmışlardı. Sabırlı kadın üzüntüsünü saklayabiliyordu. Bunda bir hikmet olduğunu söyleyerek eşini ikna ediyordu. Allah bir şey isterse ona ol der ve o oluverirdi. Bir gün bir araziyi satın almaya gitmiş, etrafında diğer tüccarlar da vardı. Yanlarında anlaşmalar ve para çantaları vardı. Sonra bir çocuk geliverdi. Orada oturan tüccarlardan birinin oğluydu. Babası onu görünce sevindi ve onunla oynayıp sevdi oğlunu. Sonra masanın üzerine koyarak çocuk sahibi olamayan adama baktı ve edepsiz, kibirli ve dalgalı bir edayla "O kadar zenginlik ve parana rağmen böyle bir çocuğa sahip olabilir misin?" dedi. Bu kelimeler yıldırım gibi adamın kafasına düştü sanki. Kalbi kırılmış, dünyası kararmıştı. Para, ticaret, anlaşma, her şeyi unutmuştu. Üzgün bir halde oradan çıktı. Nereye gittiğini bilmeden yalnız başına sokaklarda saatlerce yürüdü. Kendine geldiğinde tenha bir yerdeydi. Sağında ekilmiş bir yer, solunda ise mezarlık vardı. Adamın dedikleri kulaklarında çınlıyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Gökyüzüne baktı. Ellerini göğe kaldırarak Allah'a dua etmeye başladı. "Ey Rabbim! Ben o adamın dediği gibi istediğim şeyi yapamıyorum. Benim elimde olan bir şey değil. Ancak sen yaparsın Rabbim. Sana bizi bir erkek bir de kız çocukla rızıklandırman için yalvarıyorum," dedi. Sonra adam gözyaşları yüzünde kurumuş bir halde evine döndü. Eşi hemen yanına geldi ve yüzündeki yaşları silip ona şefkat göstererek "Vallahi senin yerinde olsaydım o patavatsız adama şu hadisi şerifi hatırlatırdım," diyerek hadisi şerifi zikretti. "Kardeşine karşı böbürlenme. Allah ona merhamet eder de seni imtihan eder sevgili eşim. Kalk ve biraz istirahat et. Sabah da ne için anlaştığımızı unutma sakın. Geceyi beraber ikame edip Kur'an okuyup sabaha kadar namaz kılacağız," dedi. Adam gülümsedi, sonra eşiyle birlikte gece kalktı ve beraber Kur'an okuyup dua ettiler. Sonra sabah namazı için camiye gitti. Üzüldüğü her şeyi tamamen unutmuştu. 2 ay sonra eşi ona hamile olduğunu söyleyince hayatındaki en büyük mutluluğu yaşadı. 7 ay geçmiş, bir kız bir de erkek ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Çok güzellerdi. Aynı gün mutluluğuna gölge düşüren acı bir haber almıştı. Kendisiyle alay eden tüccarın 9 ay önce tek oğlu vefat etmişti. Allah'a istiğfar ederek huşuyla "Her işi düzenleyen Rabbim, seni her şeyden tenzih ederim. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın," dedi. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون